Dünyanın ne kadar korkunç bir yer olduğunu hepimiz bilsek de içinde hala iyi insanlar var. Her şeye rağmen direnmek, hayata tutunmak, sevgiyi ve iyiliği paylaşmak, hatta tabiri caizse iyiliği ve sevgiyi bulaştırmak için bize ilham veren, hayal gücümüzü kışkırtan birçok öyküyle karşılaştık ve bunu sizler için paylaşacağız. O halde gelin hemen videomuza geçelim. DeMarco Bailey'in mücadelesi. Amerika'da yaşayan bu 15 yaşındaki çocuk, diğer yaşıtlarına göre çok farklı bir çocuk. İmkanı yetersiz olduğundan dolayı geri planda hep kalmıştı. Tabii bu hayat şartlarına rağmen hayallerinin peşinden koşmaya devam etti. En büyük hayallerinden biri ise okulun Amerikan futbol takımına girmekti. Amerikan futbol oynaması için de fiziği diğer arkadaşları gibi güçlü olması lazımdı. Ancak ailesinin maddi imkanları kısıtlı olduğu için kendisi spor salonuna üye olamıyor ve gerekli olan malzemelere de sahip değildi. Genç çocuk yine de pes etmedi ve kendi kendine çalışmaya başladı. Öyle ki spor salonunda yer alan ağırlıklara gerek duymuyordu. Dışarıda, bazen ise evde çalıştı. Ağırlık olarak bazen tekerlekleri kullandı. Okul tekerlekleri çekilen videosu ise bu sayede internete viral haline geldi. Okul arkadaşları bu haline gülerken onun videosunu çeken spor hocası ise mücadele karşısında büyük hayranlık duydu. Genç çocuğun hikayesini dinleyen spor hocası ona gerekli olan üyeliği yaptırdı ve ardından gerekli olan malzemeleri de kendi aldı. Öte yandan videosu binlerce insana ulaşınca genç çocuk profesyonel Amerikan maçlarına bile gitme şansı buldu. Muhtemelen ona gülen arkadaşları büyük pişmanlık duymuştur. Down sendromlu Asher. Karşınızda 15 aylık Asher. Kendisi dünyalar tatlısı bir bebek. Bir kıyafet mağazasının reklam filmi için çocuk oyuncu aradığını öğrenen anne Megan, çocuğunun fotoğraflarını ajansa gönderdi. Ancak ajanstan gelen cevap özel ihtiyaçları olan çocukların arzu edilmediği oldu. Ajansa, kıyafet firmasının özellikle böyle bir istekte bulunup bulunmadığını sorduğunda ajansın cevabı hayır oldu. Sadece öyle varsaymışlardı. Annesi Asher'ın boyunun, gözlerinin ve saç renginin kriterlere uyduğunu, hatta çocuğunun her gün o mağazanın kıyafetlerini giydiğini söyledi. Ancak annesi pes etmeye niyetli değildi. Bunun üzerine oğlunun Crystal Barbie tarafından çekilmiş fotoğraflarını Facebook'a yükledi ve şunları yazdı. Pes etmiyoruz. Bu yakışıklı çocuk, güzelliğin değişen yüzünün ne olduğunu dünyaya göstermeye hazır. Hoş koş bir koş için modellik yapmayı çok isteriz. Arkasından bir sürü insan hikayesini paylaştı ve beğendi. Megan bir firma ile görüştüğünü ve sonucunu yakın zamanda öğreneceklerini belirtti. Annesinin de söylediği gibi Asher mutlu bir çocuk ve gülümsemekten hiç çekinmiyor. İnsanların desteği sayesinde bu bebek ilk başta kabul edilmese de sonra da pek çok reklamda yer almayı başarıyor. Yavru Kaplan Eşa. Bengal cinsi yavru kaplanımızın adı Eşa. Kendisi yaralı halde gezici bir sirkten hayvan gönüllüleri tarafından kurtarıldı. Teksas'ta faaliyet gösteren ve yaban hayatını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren merkezin kurucusu Vicky Kay bu kurtarma eyleminde en önemli rolü üstlenen isimdi. Eşa bulunduğunda 3 aylıktı ve sadece 13 kilogram ağırlığındaydı. 3 aylık sağlıklı bir kaplan ise ortalama 54 kilo olmalıydı. Yetersiz beslenmenin yanı sıra kendisinden daha büyük bir kaplanın şiddetine de maruz kalmıştı. Yardımsever Vicky her gün günde 2 kez olmak üzere gidip Eşa'ya ilaç verdi. Besledi ve vakit geçirdi. Ayrıca Eşa her ne kadar sevmese de Vicky yaralı kaplana içinde cildine iyi gelecek ilaçların bulunduğu bir küvette 8 hafta boyunca banyo yaptırdı. Aradan geçen 8 ayda ise çok şey değişti. Eşa sağlığına kavuştu. Vicky durumu 8 ay sonra o artık gerçek bir kaplan gibi görünüyordu diyerek özetliyor. Jack Austin ve kamyonu. Jack Austin, Estee Louise, Missouri, Amerika'da yaşıyor. Kendisi yıllardan bu yana evsiz insanlara bir biçimde yardımcı olmaya çalışıyor. Bu süre zarfında evsizlerin yiyecek, içecek, giyecek kadar önemli bir sorun olduğunu fark ediyor. Kişisel temizlikleri. Craigslist'ten 5000 dolara bulduğu eski bir kamyonu satın alarak onu evsiz insanların kullanabileceği bir banyoya dönüştürüyor. Biz halkın banyosu, duşu diyebiliriz. İsmini verdiği projesini hayata geçirmiş oluyor böylece. Banyo 2 adet duşakabin barındırıyor. Ayrıca lavabolar ve aynalar da bulunuyor. İnsanların duştan sonra kullanacakları havlular da eksik değil. Hem kendi çabası hem de insanların bağışlarıyla kişisel temizlik malzemeleri de evsizlerin kullanımı için hazır bulunuyor. İskoçyalı John McMillan. 31 yaşındaki Colin Rose, Alberta'da yaşayan birçok insan gibi yağ endüstrisindeki işinden çıkartıldı. Fakat onun sayesinde
Lethbridge'de yaşayan bir başka bahtsızın hayatı olumlu yönde değişti. Bir cumartesi ilk kez Whitebees Fish Chips adlı restorana gitti. BuzzFeed ile yaptığı röportajda içeri girdim. İlerledim ve sandalyenin üzerinde oturan bu yaşlı adamı gördüm. Burada ondan başka kimse yoktu, dedi Rose. İskoçyalı 69 yaşındaki John McMillan bu restoranın sahibi. Joss biraz pisi balığı yedikten sonra bu mekanın ne kadar temiz ve bakımlı olduğunu fark etti. Çok etkilendim, diyen Rose, John'a neden restoranda kimse olmadığını sorduğunda kimsenin restorana gelmediğini öğrendi. Rose, kendi başına masrafları karşılamanın zor olduğunu söyledi. Son birkaç ayın çok kötü olduğunu ve toparlayamadığını anlattı, diyerek John McMillan'ın ne kadar zor zamanlar geçirdiğini vurguladı. Pazarlama işlerinde biraz tecrübesi olan Rose, John'a yardım teklifinde bulundu, fakat John bunu istemedi. Sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraflarda insanlardan bu restorana en azından bir girip bakmaları için ricada bulundu ve birden patladı. Gönderi 8000'den fazla paylaşıldı ve insanlar Whitebee'ye akın etmeye başladı. Salı günü 400 kişi, çarşamba günü ise 500 kişi ziyarete gitti. Rose, yıllar boyu durmadan çalışmanın sonunda McMillan'ın hak ettiğini aldığını söyledi. McMillan 7 yıldır hiç görmediği kalabalığı şimdi görüyor. Akın akın gelen müşterileriyle ilgileniyor. Taksici Vijay Thakur. Vijay Thakur 75 yaşında Hindistanlı bir mühendis. Aslında eski bir mühendis demeliyiz. Çünkü hayatını artık taksi şoförlüğü ile kazanıyor. Mesleğini bırakıp taksi şoförlüğüne başlamasının ardında ise trajik bir olay yatıyor maalesef. Sabaha karşı saat 3'te Vijay Thakur'un hamile eşinin karnı aniden ağrımaya başlar. O sırada eşini hastaneye yetiştirmek için herhangi bir taksi bulamaz. Bu durumdan dolayı talihsiz bir olay yaşanır. Bebeklerini kaybederler. Bu durum onun hayatında bir dönüm noktası olur. Ayda 65 bin rupi kazanan bir mühendis olmasına karşın mesleğinden vazgeçer ve taksiciliğe başlar. Artık ayda 10 bin rupi kazanıyor. Ancak kazandığı parayla ölçülemeyecek bir mutluluğa sahip. Çünkü geceleri acil sağlık sorunları yaşayan insanları ücretsiz olarak hastaneye götürüyor. Bunun nedeni ise açık. Yıllar önce kendi ailesinin başına gelen trajedinin bir benzerini başka insanların da yaşamasını engellemek. Bu güzel insanın öyküsünü öğrenen sanatçı Porva Şingayr, taksinin rengarenk süslenmesi gerektiğine karar vermiş. Kahramanımız şu anda 75 yaşında ve ihtiyacı olanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kırım'ın Hachiko'su. Japonya'da Hachiko isimli köpek ölen sahibini yıllardır tren istasyonunda beklerken ölmüş ve bu ilginç hikaye filmlere konu olmuştu. Buna benzer başka bir olay Kırım'da yaşanmaya devam ediyor. 9 yıl önce Kırım'ın Yalta şehrinde bir köpek sahibinin ölümüyle birlikte aynı dramı yaşıyor. Sahibi boğularak ölen köpek Yalta limanı sahilinde hala sahibini bekliyor. Kırım Tatarlarının köpeği muhtar olarak adlandırmasının nedeni sahilden hiç ayrılmaması ve bölgeyi koruması olarak biliniyor. Yalta halkının beslediği köpeğe en çok yakın olan kişi Rus sokak sanatçısı, trompetçi Viktor Malinovski. Muhtar, sokak sanatçısı müzik yaptıkça sahilde şarkıları dinliyor. Köpeği sahibi öldükten sonra trompetçi dahil birçok kişi evine götürüp sahiplenmek istese de köpek sahibinin öldüğü yer olan Yalta sahiline tekrar geri dönerek gemileri ve denizi izlemeye devam etti. Yalta sakinleri artık 14 yaşına gelen köpeğin huzurlu yaşaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede yaşayanlar muhtarın acıklı hikayesini hemen hemen herkesin öğrendiğini ve artık muhtarın Yalta'nın bir simgesi olduğunu dile getiriyor. Yaltalılar muhtarın ölmesi durumunda ise onun Hachiko gibi heykelini yapmayı düşünüyor. Turist olarak Yalta'ya giden Ruslar, muhtarın hikayesini öğrendikten sonra sosyal medya hesaplarından köpeğin fotoğraflarını çekip Yalta'nın muhtarı olarak paylaşımlar yapıyor. Lea Spring. Amerika'nın Minnesota eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Lea Spring, iyi kalbiyle nam saldı. Sebebi ise evlat edindiği birbirinden harika 5 çocuk ve bir çocuğa da yasal koruyuculuk yapması. Evlat edindiği çocukların hepsi Down sendromlu. Toplamda 3 çocuğun biyolojik annesi olan Lea'nın kızı da Down sendromlu. Lea'nın özel ihtiyaçları olan bir çocuğu yetiştirme konusundaki ilk deneyimi, ikinci kocasından olan kızı Angela'yı doğurduğu zamandı. Lea, 7 yıl sonra özel ihtiyaçları olan bir çocuğu evlat edinmek için Doğu Avrupa ülkesinde seyahat eden arkadaşı tarafından Bulgaristan'a davet edildi. Orada genetik bozukluğu olan Aper sendromlu bir kıza aşık oldu. Yasalar nedeniyle önce evlat edinmesi zor oldu. Ancak koşulları zorlayan Lea amacına ulaştı. Bir sonraki aşamada tekrar evlat edinmek isteyen Lea, 5 yıl içinde 5 Down sendromlu çocuğu da evlat edindi. Hikayesini bilen herkesin kalbini okşayan Lea, şimdi evlat edindiği çocukların büyümesini ve gelişimini zevkle izliyor.
Biyolojik çocuğu Angela şimdi 22 yaşında ve üniversiteden mezun oldu. Haftada 5 gün tiyatroda çalışıyor. Evlat edindiği Aksel liseden mezun olacak. Bir diğeri sözel olarak iletişim kurmayı başardı. Lia bu durumu büyük bir kilometre taşı olarak görüyor.